Herkese yeni bir videodan merhabalar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz bakın arama çubuğuna gelip buraya şöyle geri yükleme noktası yazdığımız zaman bakın burada bizim aldığımız bazı snapshotlar var. Siz şu ikisine bakmayın o çünkü şu an harici disk takılı harici bir hard disk. Bakın buradaki yedekleme. Buradaki yedekleme aslında arkadaşlar bir snapshot yani Linux'teki gibi alınan bir snapshot. Yani her şeyi yedeklemiyor. Sistemin en temel hayatta kalması için var olması gereken verileri yedekliyor. Örneğin sizin bilgisayarınızın içerisindeki bakın burada çeşitli dosyalarınız olabilir. Bunları yedeklemez. Yani bir sistem görüntüsünü alıyor. Bir yerde siz ne kadar belirlerseniz onu tutuyor arkadaşlar. Yani aslında tam olarak bir yedekleme değil snapshot. Peki bunu neden anlattım? Bunu şundan dolayı anlattım. Snapshot bazen bir yedekleme için tam olarak kapsayıcı olmayabiliyor. Diyelim ki bizim bilgisayarımızda bakın benim mesela YouTube klasörlerim var. Bunların gitmesini istemiyorum. Snapshot bunları temel olarak koruyabilir fakat bakın şuradaki çeşitli işte indirilenler, resimler, videolar vesaire bunları korumaz arkadaşlar. Yani tam olarak bir yedekleme sayılmaz ki bu yüzden de ekstra bir özelliğimiz daha var. Bu videoda hemen şöyle gelelim. Bakın dosya geçmişiyle dosyaların yedeklerini geri yükleme diye bir özellik var. Bu videoda bunu nasıl yapacağımıza hep birlikte bakacağız. Bakın öncelikle size bir şey göstereceğim. Buraya dosya geçmişi yazın ve bakın şu gelecektir karşınıza. Burayı tıklayın arkadaşlar. Bakın diyor ki hiçbir dosya geçmişi bulunamadı. Ve bakın diyor ki altında da kapalı ayarlarını yapılandırın diyor. Gördüğünüz gibi sürücü aramaya başlıyor. Gördüğünüz gibi sizde burada kapalı yazacaktır. Çünkü harici bir flash bellek veya harici bir hard diskiniz yoksa bunu aktive edemezsiniz. Yani aç butonu burada donuk olarak kalır. Çünkü bakın şu an ben de ikiye böldüğüm 250 GB'lık bir harici hard diskim bulunmakta. Burada çeşitli çalışmalarımın olduğu dosyalar var. Burada da arkadaşlar yine gördüğünüz gibi file history diyor bakın. Az önce yedeklemeye çalıştım ama onu durdurdum sizlere göstermek için. Şöyle yapalım. Hatta şu file history'yi ben buradan sileyim. Şimdi bu eski arayüzdeydi arkadaşlar. İşte denetim masası, sistem güvenlik, dosya geçmişine girerek yaptığımız bölüm. Buradan da yapılabilir ama Windows 10'da ve Windows 11'de çok daha kolay bu. Bakın buradan başlata gelip ayarlara girdikten sonra güncelleştirme ve güvenliğe geliyoruz ve buradan bakın yedeklemeye bölümüne tıklıyoruz. Bakın diyor ki dosya geçmişini kullanarak yedekle. Bu aslında arkadaşlar dosyalarımızı başka bir sürücüye yedekliyoruz ve orijinal dosyalar kaybolur veya zarar görürse veya silinirse bilgisayarımız çökerse biz yeni yüklediğimiz Windows'a buradan bu dosyaları rahatlıkla çekebiliyoruz. İşte o tür durumlarda snapshot etkili değil. Yani gidiyor arkadaşlar. Kurtarmak zor snapshotları ama bakın burada sürücü ekle dersek burada tabi bir harici flash bellek bir harici hard disk takılı olması lazım veya bir SSD de olabilir ama harici olacak arkadaşlar. Eğer harici bir şey takılı değilse az önce gösterdiğim yerdeki dosyayı açma bölümü donuk olur. Bakın ben buradan yedekleme için bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu an bakın açıldı. Burada diğer seçenekler var. Burayı tıklıyoruz. Çünkü buradan neyi yedekleyeceğimizi ve neyi yedeklemeyeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Şimdi bakın direkt şimdi yedekle dersek aşağıda bakın kaydedilen oyunlar. Oyunum yok, bağlantım yok. Belki indirilenler benim için önemli. Sık kullanılanlar veya kişiler hiç önemli değil. Bakın buradaki kendi users klasörüm, işte aramalar vesaire, kurduğum işte Android bağlantılarım vesaire, belgeler, videolar bunlar önemli olabilir. Buradan mesela istemediğiniz herhangi bir şey varsa üstüne tıklıyorsunuz bakın kaldır diyorsunuz ve bunu kaldırıyor arkadaşlar. Daha sonra buradan neyi yedekleyeceksiniz neyi yedeklemeyeceksiniz bu şekilde belirliyorsunuz. Ve daha sonrasında en yukarı geliyorsunuz arkadaşlar şimdi yedekle demeniz gerekiyor. Bakın yedekleme başlıyor. Tabii ki birkaç gigabaytlık veya onlarca gigabaytlık veri yedekleneceği için uzun sürecektir. Peki arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum. En aşağıya geliyorsunuz. Burada yedeklenmesini istemediğiniz bir klasör varsa bakın burada ADV Cleaner var. Bunu yedekleme diyorsunuz. Bu klasörü seçerseniz ADV Cleaner'ı yedeklemiyor. Yani bunu dışında bırakıyor. Bir özellik daha şu. Başka bir sürücüye yedekle diyor bakın. Burada şu an yapılan yedeklemeyi durdurmak için yani bu harici diski seçtik ya bunu durdurmak için sürücüyü kullanmayı durdur demeniz gerekiyor. Ben şu an buna basmayacağım. Bakın burada diyor ki verileriniz yedekleniyor. Şimdi bu işlem bitsin. Bunu nasıl buradan kaldıracağımızı yani bakın şurada çünkü
çünkü şu anda açık. Kapatırsak sadece yedeklemeyi kapatır ama disk orada kalır. Benim göstermek istediğim şey diski de oradan nasıl kaldıracağız. Çünkü belki başka bir flash bellek takacağız ve onunla güncelleyeceğiz. Şimdi isterseniz benim yedeklemem bitsin, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda yedekleme tamamlandı. Bakın yedekleme boyutu 10 GB diyor. Hemen bilgisayarımı tıklıyorum. Bakın buraya geldiğimde gördüğünüz gibi şurada 9.61 GB'lık klasör var. Gördüğünüz gibi burada veriler. File history benim için her şeyi yedekledi. Bu şekilde arkadaşlar siz de harici bir diske veya flash belleğe dosyalarınızı, verilerinizi, her şeyi yedekleyebilirsiniz. Bir de şundan bahsedecektim. Bakın buraya geliyorsunuz. Diyelim ki bu sürücüyü çıkartacaksınız. Yani bunu sürücüyü buradan iptal etmek gibi düşünün. Bakın kullanmayı durdur diyorum. Bakın diyor ki bu işlem geçerli yedekleme sürücünüzden dosya silinmesine neden olmaz. Yani yedeklerim hala burada. Bakın ve bakın buradan geri yapıyorum şimdi. Bakın gördüğünüz gibi sürücü ekle bölümü boşaldı. Az önce burada açma ve kapama butonu vardı. Bakın buradan tekrar eklenebilir. Ama ben şu anda tekrardan eklemeyeceğim arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bu şekilde Windows 10 ve Windows 11'de var olan dosya geçmişi özelliği sayesinde kolaylıkla harici bir diske veya flash belleğe verilerinizi, dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.